İnsan ruhunun en karmaşık ve en öngörülemez yönlerinden biri beklentilerimizdir. Bu görünmeyen kuvvetler hayatlarımızı şekillendirir, ilişkilerimizi yönlendirir ve çoğu zaman da onları zedeler. Beklentiler, hayatın küçük mutlulukları ve büyük acıları arasındaki ince sınırda belki de en az anlaşılan ama en etkili güçlerden biridir. Bir ilişkinin başlangıcında her şey umut ve heyecanla doludur. Her iki tarafta birbirinin potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceği, eksiklikleri anlayış ve sabırla karşılayacağına inanır. Ancak bu başlangıçtaki masum iyimserlik hızla yerini daha gerçekçi bir bakış açısına bırakır. Beklentiler devreye girdiğinde ilişkilerdeki ahenkli uyum bozulmaya başlar. Beklentiler çoğu zaman kendi içlerinde tutarsızlık barındırır. Bir partnerden diğerine ne kadar ilgi, anlayış veya destek beklediğimiz bazen mantıklı bir temele dayanmaz. Örneğin, bir birey karşısındaki kişiden sürekli olarak kendisini özel hissettirmesini bekleyebilir. Ancak bu beklenti karşılandığında bile kişisel tatmin duygusu geçici olabilir. Zira bir beklenti yerine getirildiğinde yeni bir beklenti hemen devreye girer. Bir ilişkinin en büyük düşmanı belki de bu sürekli yükselen ve değiştiren beklentiler olabilir. İnsanlar ideal bir partnerin sürekli olarak tatmin edici ve mükemmel davranmasını isterler. Bu beklentiler partnerler arasında bir tür yarışa neden olabilir ve sürekli olarak performans ölçütlerine tabi tutulan bir ilişki gerçek anlamda samimiyeti ve güveni zedeleyebilir. Beklentilerin yönetilmesi ilişkilerdeki en kritik becerilerden biridir. Bir ilişkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olması, tarafların birbirlerinin kusurlarını kabul edebilmesine, mükemmeliyet arayışından vazgeçebilmesine bağlıdır. Gerçek aşk, kusurların ve hataların kabulü üzerine inşa edilir. Her bireyin kendi eksiklikleriyle birlikte sevilmeyi kabul edebilmesi, ilişkilerin en sağlam temelini oluşturur. Bu bağlamda beklentileri yönetmenin yolu, empati ve iletişimden geçer. Partnerler arasında açık ve dürüst bir diyalog, beklentilerin netleşmesini ve karşılıklı anlayışın sağlanmasını mümkün kılar. İlişkilerdeki gerçek tatmin, çoğu zaman küçük, günlük jestlerden ve anlamlı paylaşımlardan gelir. Büyük beklentiler yerine bu küçük anların kıymetini bilmek, ilişkinin gerçek zenginliğini ortaya çıkarır. Sonuç olarak beklentiler bir ilişkinin en büyük tehlikesi olabilir. Ancak bu tehlikeyi yönetmek ve gerçek bir bağ kurmak, kişisel gelişim ve ortak anlayış yoluyla mümkündür. Gerçek ilişkiler, beklentilerin ötesine geçebilen, kusurları ve farklılıkları kabul eden ve en önemlisi, her anın değerini bilen bir anlayışla beslenir.